Herkese merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu daha önceden anlatmış olduğumuz bir DEX platformu olacak. Uzun zamandan beri BSwap ile alakalı videolar çekiyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam bir 5-6 tane video çekmişizdir. Hatta gelişmeleriyle alakalı da birkaç tane video size aktardığımı hatırlıyorum. Kanalımda araştırabilirsiniz. BSwap ile ilgili pek çok videomuz var. Hatta şöyle bakın, arama kısmında BSwap yazdığımız zaman muhtemelen gelecektir. Toplamda 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11. Bakın 11 tane video çekmişiz BSwap ile ilgili. Şimdi bugün sizlere yeni bir tanıtım yapacağım bununla ilgili. Beni takip etmek istiyorsanız kanalıma girip sosyal medyalarıma bakabilirsiniz. Özellikle Telegram duyuruk kanalından takip edebilirsiniz. Bir de tabii ki videolarıma erişebilmek için de kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi şöyle bir bakalım. Ben BSwap ilk çıktığı zaman söylemiştim. Pancake'den sonra Binance Smart Chain ağı içerisindeki en güzel, en iyi tasarlanmış ve yol haritası en ideale yakın olan proje olduğundan bahsetmiştim. Ben bunu şundan dolayı söylemiyorum. Burada bir referans programı var. Pek çok referans programı olan bu tarz DEX platformları var ama ben hiçbiriyle alakalı bu şekilde konuşmadım. Mesela Pancake'i de çok tanıttık. Pancake'de referans programı yok. Dolayısıyla ben inandığım projeyi tanıtırım. Referans varmış yokmuş ona bakmam. Beni bilen biliyor zaten. Bakın burada BSwap'ın sol menüsünde pek çok özellik var. Farm kısmından, launch pool kısmına, onun dışında yapılan idolar ki bugüne kadar bir tane ido yaptılar. Muhtemelen gelecekte bu idolar artacak. Game fee kısmı, onun dışında NFT launchpad kısmı, NFT earn kısmı, referral programı kısmı kazançları, lotary kısmı, bir de şurada bağış kısmı var. Yani pek çok özelliği olan bir platformdan bahsediyoruz. Şimdi ben tabii ki daha çok uzmanlık alanım itibariyle ve gelecek gördüğümden dolayı merkeziyetsiz finans kısmını benim ilgi alanım. Yani DEX'ler benim ilgi alanım olduğundan dolayı genellikle bu oyun tarzı play to earn'lerde, kaldı ki play to earn'lerde de şu an bir oyun oynuyoruz. Ama burada özellikle NFT stake ederek oynadığımız bir oyun yok şu ana kadar. Çünkü ben NFT'lerin arkadaşlar belli başları hariç geleceğine inanmıyorum. Şöyle inanmıyorum. Mesela ünlü ressamların veyahut da ünlü futbolcuların veyahut da sporcuların NFT'leri olabilir. Onun dışında play to earn şeklinde oynanan, metaverse evreni içerisinde var olan NFT'ler de belli başları dışında yok olacak. Örnek vermek gerekirse DEX platformlarını biliyorsunuz. İlk çıktığında işte Uniswap'la başladı ve çoğalarak devam etti. Ama bunların hangi birisi kaldı şu ana kadar? Belli başlıları. NFT'de de benzeri olacak. Metaverse'de de aynı şekilde olacak. Ondan dolayı her görmüş olduğunuz Metaverse projesine, NFT projesine uzun süreli giriş yapmayın. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Şimdi BSwap'la alakalı benim size söyleyeceğim bazı özellikler var. Özellikle şu Launch Pool kısmında. Mesela Stake BSV dediğimiz zaman şu an benim bir tane stake'im var. Burada üretiyor. Ben bunu satmıyorum. Satmam da. Daha önceki videolarımda belirtmiştim. Bu Game Fee finans kısmında çıkan Squid Game oyunu vardı. O çıkacağı zaman hatta ilk haberleri duyulduğunda bunun fiyatını, BSV'nin fiyatını 2 dolara kadar çıkartabilir demiştik. Çıkarttı. Daha sonra da yaklaşık olarak 30 centlere kadar düştü. Ben 1 dolara yakın almıştım. Çünkü 2 dolardan 1 dolara düşünce fırsattı benim için. Daha sonra 2,5 kat daha düştü ama ben satmadım. Stake'de tutmaya devam ettim. Bunun da nedeni neydi? Çünkü daha Binance'e girmemişti ki Binance'e de girdi. Diğer borsalara da, hacimli borsalara da giriş yapmamıştı ki gireceğini biliyordum ben zaten, tahmin ediyordum. Şu an için baktığınız zaman fiyat anlamında 1,35 dolar yanlış hatırlamıyorsam bakalım. Şu an GTA'da 1,35, 2 dolara yakın çıktı. Ben 2 dolardan bir miktarını sattım, havuzdan gelenlerin bir miktarını. Yani havuz dışındakileri satmam. Yani şöyle söyleyeyim, burayı kesinlikle satmam. Hedefim bellidir benim. 3 dolarla 5 dolar arası hedefim var. Oraya gelmeden satmam ama havuzdakileri satarım. Belli seviyelerden satış koyarım. Ki burada da 2 dolardan satmıştık. Sizler de burada stake edebilirsiniz. Ama benim asıl bu videoda anlatacağım şey şu. Bakın şurada bir holder pool kısmı var. Bunu da 2 ay önce duyurmuşlar. Bakın burada yazıyor. Biraz bundan bahsedelim. Şimdi bu ne işe yarıyor? Burada aslında ifadesi var. Yani bir blog yazısı yayınlamışlar. Ben bunu şu şekilde kısaltayım sizler için. Buraya gelip stake etmenizin anlamı şudur.
şu an için. Bakın burada alt kısımda Sol havuzumuz var, Cardano havuzumuz var, Ethereum havuzumuz var, BNB havuzumuz var. Bu havuzlara sizler maksimum 500 tane BSV stake edebiliyorsunuz. Fakat bunu yapabilmeniz için şu yukarıdaki Holder Pool kısmına 200 tane BSV stake etmeniz lazım. Yani ben buradaki 258 taneyi buradan alıp buraya atarsam geri kalan BSV'lerimi buralara stake edebilirim. Ben niye yapmadım? Başından beri burada tutuyorum. Ondan dolayı da burada tutmayı tercih ediyorum. Ama bunu buraya tabii ki alabilirim. Buraya alırsam da şuralara geri kalan BSV'lerimi stake edebilirim. Buradan Solvia'da kazanabilirim. Şimdi şuradaki oranla buradaki oran aynıdır. Bakın burada %61,8, burada 85. Ama bu APY değeridir, bu APR değeridir. İkisinin arasında yıllık fark vardır. Mesela burada bir hesaplama calculator var. Şu kısım APR'dir, bu kısım APY'dir. Bakın şurada haftalık, aylık, günlük, burayı değiştirebiliyorsunuz. Bakın yıllık yaptığım zaman birbirine eşitleniyor. Günlük yaptığım zaman 61,57, 85 oluyor. Haftalık yaptığım zaman da 61.885. Bakın gördüğünüz gibi buradaki rakamların aynısı geliyor. Yani dolayısıyla buradaki rakam siz içeride bir yıl boyunca tutarsanız size verilecek yüzdesel orandır. Burası ise günlük hesaplama yapabilirsiniz burada. Günlük hesaplamada tabii ki nasıl olacak? Örnek veriyorum. Şimdi burada hesabı şu şekilde yapıyoruz. Basit bir hesaplaması var. 61.84 bölü 365 bu günlüktür. Bunu yüzde bölelim. Çarpı 352 dolar. Günlük bana 0,59 dolar. Yani 60 sent diyelim. Yuvarlak hesap 60 sent getiriyor bu havuz. Bunu da günlük kurdan çarparsak ne kadar getirecek? 0,44 tane BSV getiriyor şu an itibariyle. Buradan hesaplarsanız yanlış sonuç elde edersiniz. Hesaplayacağınız günlük APR'den hesaplayabilirsiniz. APY'den hesaplanmaz. Başka yerlerdeki APY değerlerini getirip buraya yazarsanız APR'yi bulabilirsiniz. Şöyle bakalım. 85,6 günlük, bakın buradaki rakam olarak baktığınız zaman günlüğü bize gösteriyor. Yani şuradaki rakam 61.89'a 85,6 buradaki günlükle hesaplanabiliyor. Yani dolayısıyla günlük bir hesaplama yapabilirsiniz bu şekilde. Holder pool'u kullanarak buralardan faydalanabiliyorsunuz. Farklı avantajları var mı? Tabii ki var. Burada yazılmış şu kısımda. Bakın buralardaki avantajları yazılmış. İDO'lardan yararlanabilirsiniz. Onun dışında bir de referans programı var demiştik. Bakın şurada referans programı kısmında şu yukarıda exchange kısmı var. PancakeSwap'ta olduğu gibi bildiğiniz merkeziyetsiz borsa değiş tokuş yapabiliyorsunuz. Tokenler veyahut da coinler arasında. Bunu yaptığınızda sizin referansınız yaparsa onun ödemiş olduğu fee ücretlerinin %10'u sizin hesabınıza işleniyor. Fakat burada da söylendiği gibi bakın 200 tane BSV'yi holder pool kısmında stake ederseniz bu sefer ne oluyor bu oran? Bende bakın %10, %12'ye çıkıyor. 1000 tane stake edersen %14'e çıkıyor. Bu da bir kazanç avantajı. Bu tür avantajları var. Şöyle İngilizceye çevirelim. Türkçeden uzaklaşalım. Bakın NFT Launchpad kısmı var. Buradan satış yaparken de aynı şekilde ya da satın alırken de benzer bir durum geçerli. Şuradan bakalım. Buradan satışlar gerçekleşiyor market kısmında. Bu satışlardan yararlanabilmek için kitlemeniz gerekiyor. Bu bir avantajı oluyor. Onun dışında game fee oyunlarından yararlanmak için benzer bir durum geçerli. Onun dışında da idolar var demiştik. Şu ana kadar bir tane yapıldı ama muhtemelen ileriki zamanda idolar gelecektir. Buradan satın alabilmek için de zaten daha önceden ön koşul koymamışlardı. Ondan dolayı da buradan bir şey kazanamamıştık. Biz buraya katılmıştık çünkü. Bu sefer kitleme olacağından dolayı yapılan idolarda daha fazla kazanç olacaktır diye düşünüyorum. Bu sefer herkes buraya yatırım yapamayacak anlamına gelir. Ve aynı zamanda idolar açıklandığı zaman da herkes kitleyeceğinden dolayı fiyatta da oynama olacaktır. Yani genel manada sizlere bu video içerisinde bu BSV holder pool'ların ne işe yaradığı ve bizim neden pool kısmına ya da holder pool kısmına en az 200 tane stake etmemiz gerektiği ile alakalı bilgi verdim. Şimdi aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim. Yatırdıktan sonra eğer yatırmayı düşünüyorsanız 90 gün boyunca çekmenizi önermem. Çünkü 90 günden önce çekerseniz %25 komisyon ödersiniz çekim yaptığınız zaman. Bu komisyonlar da yakım havuzlarına gidiyor. Yani bu anlamda da bizim adımıza tabii ki güzel. Ama çeken kişi için %25 ciddi bir miktar. Ondan dolayı da 90 gün içerisinde çekmeyin. Bakın 91. güne girdiğinizde komisyon sıfırlanıyormuş. Bunu da
ek bilgi olarak vereyim çünkü önemli. 3 ay boyunca çekemiyorsunuz. B-Swap'ı kullanmanızı öneriyorum. Başından beri zaten ilk çıktığı günden beri önermiştim. Ben her zaman hani bu tarz platformları hepsini önermiyorum. Önerdiklerim belli başlarıdır ki B-Swap da bunlardan bir tanesi. Potansiyelin olduğunu söylemiştik. Potansiyelini yavaş yavaş ortaya çıkarmaya başladı. Pancake'te yaptığınız bütün exchange'leri burada yapın. Hem burada exchange yaptığınız zaman bunu da söyleyeyim. Her exchange'de bakın burada belli başlı BSV birikiyor. Yani her dönüşümde belli bir miktar burada BSV birikiyor. Bunları da çekebiliyorsunuz. Bu da ekstra bir kazanç oluyor. Az da olsa Pancake'te böyle bir özellik yok ama BSV ya da B-Swap bu özelliği bizlere sunuyor. Benim anlatacaklarım buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Yorum görüşü olursa aşağıya bırakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.